Alex Brown 10 yıldır elektrikli araç sahibi ve elektrikli araç kulübünün bir parçası. İklim değişikliğiyle mücadele sevdası için elektrikli araçlara özel bir ilgisi var. İlk çocuğum olduğunda bir nevi aydınlanma yaşamıştım ve bu evi yeni satın almıştık. Çocuğumun geleceğini düşünüyordum ve gerçekten endişeliydim. Amerika Çevre Koruma Dairesi ülkedeki araçlar için hava kalitesini yükseltmek amacıyla emisyon standartlarını arttırma talebini kamuoyuyla paylaştı. Biden yönetimi önerilerin yaklaşık 10 milyon ton karbondioksit salımını önleyeceğini belirtiyor. Bu rakam Amerika'nın 2022'deki karbondioksit salımı toplamından iki kat fazla. I think that... Bence doğru yönde atılmış bir adım. Daha fazlasını yapmamış olmamız bence ayıp. Amerika Çevre Koruma Dairesi elektrikli araçların 2032 itibarıyla araç satışlarının %67'sini oluşturmasını bekliyor. Bugünlerde oransa sadece %7 civarında. It's ambitious. Hırslı, aynı zamanda böylesine hırslı hareketleri iklim değişikliğiyle mücadele için görmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği ülkelerinde ve Çin'de elektrikli araç satışı %20'den fazla. Globally Küresel olarak bu oluyor. Her yerde oluyor. Bütün ülkelerde. Yalnızca Amerika'da olan bir şey değil. Eğer değişme direnirseniz diğerleri bundan çıkar sağlar. Biden yönetimi önerilerin kabul edilmesiyle Amerikalıların benzin istasyonlarına gitmeyerek 1 trilyon dolar tasarruf edeceğini tahmin ediyor. Bir yanda iyimserlik varken bir yanda da endişeler artıyor. There's some uncertainty about Endüstrinin nasıl tepki vereceği konusunda biraz belirsizlik var. Tüketiciler bu araçları almak isteyecek mi? Fiyatlar yeteri kadar düşecek mi? Elektrikli araçlar için gerekli olan bataryalarda kullanılan mineraller ulaşılabilir olacak mı? Şarj istasyonları yeterli sayıda inşa edilebilecek mi? Uzmanlar ayrıca otomobil endüstrisinin çalışma hayatında yeni değişiklikler ve vardiyalar adapte etmesi gerektiğini belirtiyor. Bir başka endişe de Amerika'nın elektriğinin %60'ından fazlasının hala fosil yakıtlardan elde ediliyor olması Elektriğin sağlanmasının karşılanabilir olmasından emin olmalısınız ama ayrıca bu çevre için daha büyük sorunlar yaratmamalı. Yani elektrik üretiminin de yenilenebilir olmasına ihtiyacınız var. Yenilenebilir enerji kaynakları Amerika'da artıyor. İlk defa elektrik kömürden daha fazla üretiliyor. Brown bunun elektrikli araçlar için tek yol olduğunu belirtiyor. Gerçekten bu eski yakıtlı arabalara bakacağız ve ne kötü kokuyormuş, insanlar hava kirliliğiyle nasıl mücadele etmiş diyeceğiz. Devrim Moral, Washington.